Kasımpaşa Galatasaray maçının devre arasında her zaman olduğu gibi Erman Hoca ile birlikte karşınızdayız. Bir birlik beraberlikle soyunma odasına gidiyor takımlar. 27'de Mertens çok güzel bir gol attı. Ee, gerçekten hani izlemesi keyif veren bir goldü. Ee, 34'te de Icardi'nin kendi kalesine gönderdiği bir köşe vuruşunda e, topla skora denge geldi. E, oyunda denge var mı hocam? Galatasaray daha önceki maçlarındaki o baskılı, kanatları kullanan, alveri bol yapan, ön alanda e, daha çabuk hızlı oynayan, rakip alanda pas yapan görüntüsünde mi bugün? Yoksa biraz Kasımpaşa e, büyüklere karşı da hep bunu yaptı daha önceki maçlarda da. Biraz daha önde rahatsız ederek rakibi, topu alana birli ikili baskılar uygulayarak buna izin vermedi mi? diye düşünüyorum. Ne dersin? Önce bir 15 dakika filan Galatasaray bayağı bir etkili başladı oyuna. Evet. Lan dedim, Kasımpaşa bu kadar puanı topladı ama tabii Kasımpaşa'nın bütün maçlarını seyredemiyoruz. Bölüm bölüm seyrediyoruz. Bu kadar puanı nasıl aldı acaba diye düşünürken sonra Kasımpaşa çıktı sahneye ve çok enteresan yani Kasımpaşa takım olarak ki Galatasaray iyi takım tabii. tabii. Fakat Kasımpaşa bayağı bir tepki koydu Galatasaray'a. Ve şu anda da kafa kafaya oynuyorlar. Ve öyle bir maç olacak ki belki çok kalite yok ama çok iyi bir mücadele var. Ve bu maç 3 ihtimalli bir maç gözüküyor şu anda. Merak ettiğim olay Kasımpaşa'nın ve Galatasaray'ın 70'ten sonra ne yapacağı? Kimin fizik kalitesi evet. yetecek? Evet yani mücadeleye. çok şey bir mücadele var yani koro ve geniş alanda bir mücadele var. Yani Kasımpaşa geriye gelip gardalmıyor. Galatasaray da onu yapmaya çalışıyor. Şimdi ikisi de aynı tarz oynayan takım yani ikisi de yumruk atacak. Yalnız biliyorsun yumruk atarken yumruk kötü olursun. İki şiddetli olur. Hangisi yumruğu atarken yumruk yiyecek merak ediyorum. Öyle bir maç izliyoruz çünkü. Yani Galatasaray da çok ani çıkıyor zaten oyuncuları müsait. Kakasın başı da çok tepki koyuyor Galatasaray'ın oyununa. Onlar da çok enteresan gidiyorlar. Yani Kasımpaşa da öyle defans yapayım falan şey yok. Yani gidiyor hatta yakalarsam atarım diyor. Bayağı bir etkili geliyorlar. Kasımpaşa'nın zaten birbiriyle oynamaya da alışık, ayağı iyi Çok, top yapan evet, oyuncuları evet. var. Kaliteli oyuncuları yani, var. Yani şu son senelerde gördüğüm en iyi Kasımpaşa. Değil son mi? yıllarda gördüğüm en iyi Kasımpaşa. Ki sıralamadaki yerleri de onu gösteriyor. Yerleri de onu gösteriyor. Boş değil. Valla iyi bir maç olacak iyice evet. Ben dedim ya 70'ten sonra merak ediyorum. Kim dayanabilecek? Çünkü Fena değil tempo Türkiye şartları. Fena değil. Yani. Gündüz maçı bir yandan da. Tabii, Gerçi yani. hava iyi futbol çok oynamak güzel için. güzel Harika bir hava abi. var. Zemin de iyi gözüküyor karşıda. İyi Hoş, gözüküyor Kasım hocam. da şey bir sempatik istat yani. <laughs> Mesela ben Beyoğlu'nda oturuyorum. Hani hocam maçlara, tam keyif için Ben maçlara istat. gidecek olsa, maçlara gidecek olsa Kasım Paşa'dan bilet alırım kombiye. Niye biliyor musun? Dört tane büyük maça gideyim parayı hocam, çıkarırım. Hocam tabii, tabii çok güzel. Bak dört büyük maça gideyim parayı çıkarırım. Arada da bir başka kalarsam giderim. Kasımpaşa çünkü çok müsait. Sağ yer falan çok güzel. Zaten takım keyifli futbol Ben zaten bey olucu olduğum için. Futbol oynama seyretmek istiyorsan git işte. <laughs> ben, ben bey olucu olduğum Doğru için. Doğru hocam sen. Yani tam benim yerim. Eve de çok uzak değil. Hemen yakın. Seval e, sevgili yönetmenimizden bir hücum performansını bir kere daha alabilir miyim? Dokuz şut denemesi var hocam Kasımpaşa'nın. Biri evet. isabetli. E, Galatasaray dört oyuncu. kez denemiş. İkisi İkisi isabetli. Kasımpaşa Galatasaray'dan daha fazla girmiş rakip ceza sahasına 12 kere. Hücumcuları çok diri. Omuz omuza iyi mücadele ediyorlar. Yani penaltı menaltı olayları bu maçta her şey açık bir maça ben sana söyleyeyim. Yani Öyle. iki tarafa da gidebilecek bir maç tabii, oynanıyor tabii. şu ana kadar. Yani, Ama ne olur sonra bilmiyorum. Zaten Galatasaray takımı rakip ceza sahasına o, o çevrede oynayan, o çevrede hızlı top çevirebilen bir takım. Ona uygun kaliteli ayakları var. var. Ee, dolayısıyla bakalım bir ısı haritalarına da. Yalnız Galatasaray e, bahsedeceğim şey şu anda tam karşımda duruyor. Sol kanattan hiç gelemiyor diyecektim. Sol tarafa bak hocam berrak. Evet. Hiç gelmediler oradan. Barış Kağan tarafını özellikle Barış Alper'le sağ tarafı kullandılar. Mesela Kasımpaşa daha dengeli kullanmış sahayı. Galatasaray sol tarafta hiç yok. Evet. Hiç yok. Köyün de oradan hiç gelmedi. Güzel bir maç yani şey olarak tek tek, tek. tabii dedim ya sana hangisi kalacak 60-65-70 evet. çok önemli o dakikalar bu maç için. Hocam aslında Galatasaray zaten oralarda ayakta kalabildiği için çevirebildi hep oyunları eğer bu tarz gidiyorsa oyunlar ee, ama Kasımpaşa takımını şey maçından falan da hatırlıyorum Fenerbahçe maçından Ayakta kalmışlardı fizik olarak. Evet. Şu ana kadar tepki olarak iyi tepki koyuyorlar Galatasaray'a. Fizik olarak iyi tepki evet. koyuyorlar. İkili mücadele. belirleyici olan evet, o, o fizik Doğru, güç da, farkı merak olacak tabii bakacağız. Tabii. E, mutlaka hamleler de olacak. Ama güzel bir maç olacak ince. Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Bu e, Atilla Karaoğlu'nun maça etkisi, katkısı artısı eksisi ilk yarıda nasıl gözüktü sana? Bir sarı kart kullandı mesela Barış Alper'e eline eli geldi. Rakibin eli geldi. Ben Yunus. Orada ikisi de mücadele ettiler filan. Ben hakem olsam kullanmam yani. Kolay bir sarı kart geldi bana. Barış Alper de biraz bu konularda kendini çok çabuk atan bir oyuncu. Dikkat etmek lazım. Birazdan Başı cezaya zaten. girebilir. Akşam bakacağız tabii. Omer yani, Ben Yunes iki sarı kartlı oynayan savunmacılar Kasımpaşa'da. Onlar da tehlikeli ee, tabii. Bunlar tehlikeli tabii ikinci yarıya. Bilemiyorum teknik adam Sami Hoca ne düşünür? Bir müdahale yapar oyundan al, alabilir mi? Ee, onu da hep birlikte göreceğiz. İkinci yarıda nasıl hamleler, nasıl müdahaleler gelecek? Galatasaray'da kenarda Zaha var, Tete var. Ee, yani e, şöyle Abdülkerim mesela kenarda yine hocam Abdülkerimden evet. de maç sonunda biraz bahsedelim. Bayağı bir kenarda oturduğu maçları oldu sakatlık problemi nedeniyle e, onun hazır olduğu maçlar daha tabii Galatasaray savunmasının Berkan oynuyor mesela orada daha to, top çıkartmada da kesmede hem top de daha etkili da, olduğu maçlar. Hem hücumda hava hakimiyetinde etkili adam. Yani hücumda da çok etkili bir adam. Hı. Rakip cezalarında altı basa filan çok faydalı bir adam hocam Abdülkerim. Yani hakikaten geldi çocuk bayağı bir gelişme kaydetti bravo. İlk başta bir iki hata yaptı sonra hep üstüne gelerek evet. üstüne koyarak geldi. Ee, bakalım Hepsini toparlayacağız, konuşacağız. Bu maçtan sonra günün ilk 90 artı 1 programını yapacağız. <laughs> Galatasaray maçının ardından, Kasımpaşa-Galatasaray maçının ardından 90 sonra, artı 1 sonra yapacağız. Sonra 90 artı 1-2. Sonra e, Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra yine bir arada olacağız. Ama bu maçı konuşmak için efendim... ...scoreboard'un ardından sizi 90 artı 1'e bekliyoruz diyelim. Ve e, scoreboard'a atalım pası diyeceğim. Şöyle bir bakıyorum evet. Arkadaşlarımız da hazırmış. Pası onlara atalım ve sizleri scoreboard'la baş başa bırakalım.